Efendim Mart ayında normalleşme diye ifade edildi. Tam da böyle lebalep kongreler, kalabalık cenazeler derken hani esnafın, ticaretle uğraşanların özellikle tepkileriyle beraber bir gündemimiz varken özellikle lebalep kongrelerden sonra Trabzon'da Karadeniz bölgesinde vaka artışları ile ilgili haberlere tanıklık ederken yine de normalleşme haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ahmet Saltık Hocam o yüzden sizinle değerlendirmek istiyorum. Diyorlar ki mesela işte diyelim ki Şırnak'ta vaka sayısı çok az. O iller işte normalleşecek. Vaka sayısı çok olanlar normalleşmeyecek. Buna nasıl karar veriliyor? Ben hani çok anlayamadım çünkü test sayısı bu kadar azken tabii ki vaka az çıkar. Hıfzıssıha il kurulları görev yapmıyorken kim belirleyecek bu vaka sayısı meselesini? Bana biraz böyle karışık geldi. Sizin değerlendirmeniz nedir? Merakla dinleyeceğim. Evet, teşekkür ederim öncelikle Sayın Topçu. Çabanızı saygıyla karşıladığımı Çok belirtmeme izin teşekkür verin ederim. lütfen. Türkiye'nin aydınlatılmasına katkı veriyorsunuz Çok büyük bir teşekkür ederim. azimle, çabayla. Sağ olun. Efendim Siz de. zaman da sanırım 20-25 dakika Hı lütfettiniz hı. bana ancak olabildi. Dikkatli kullanmaya çalışayım. 21 Şubat günü 101.105 test yaptı Türkiye. 22 Şubat günü açıklanan son veri yani dün 118.816 test yaptı. Neredeyse 17.000'i aşkın daha fazla. Bir kez ciddi dalgalanmalar var değerli topçu günlük test sayılarında. Bu dalgalanma ciddi. %20'ye varıyor. Böyle küçük %1-2 rastlantısal oynamalar değil. Rastlantısal olmayan oynamalar. Dolayısıyla salgın yönetiminde bunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Bu bir sorun alanı. Ortalama insanlarımız bu ayrıntıları tabii fark edemiyor. Sizi ayırıyorum bir yana. Uzmanlık bilgisi, birikimi, deneyimi gerekiyor. Bu bir. İki, neden 200 binlerden 118 bine dün ve önceki gün 100 bine yani yarıya neredeyse indirildi? Bu da bir başka soru. Dolayısıyla öyle anlaşılıyor ki yalnızca sağlık kuruluşlarına belli yakınmalarla başvuranlarda yapılan testler bunlar. Yani belirti vermeyen toplumda risk altındaki kümelerde sürekli biçimde götürülmesi gereken sürveyans çalışmaları yok gibi, aksamış gibi, yapılmıyor gibi görünüyor. Ya da çok yetersiz yapılıyor. Oysa asıl şu dönemde bulaş zincirini kırmak için yapılması gereken yaygın sürveyans çalışması yani belirti vermeyen belli toplum kümelerinde diyelim ki fabrikalarda kalabalıkta omuz omuza çalışan insanlarda, işçilerde, emekçilerde tarama testleri yaparak belirti vermeksizin PCR testleriyle erken yakalamaya çalışmak ve yalıtarak toplumdan bulaş zincirini kırmaya çalışmak. Bakanlık bunu yapmıyor. Öyle anlıyorum. İş tavsadı. Belki de yapmak istemiyor. Çünkü rakamların, sayısal verilerin yükselmesi tırnak içinde yeniden açılım, saçılım kumarına el vermeyecek. Yani çok çıplak bir biçimde bir deve kuşu politikası izleniyor salgın yönetiminde. İktidar toplumun değişik kesimlerinden gelen baskılardan özellikle de sermayenin, büyük sermayenin, yerli yabancı ortaklıklarının baskılarından yılmış durumda. Bir kez daha ölçüsüz, hesapsız, epidemiolojik ilkelerle, ölçütlerle örtüşmeyen bir gevşemeyi topluma sunmak ve ardından bakın olmadı, ölümler arttı, hastalıklar arttı diyebilmek için bir gereksinim duymakta. Sürdüremiyor şu anda bu sıkılıkta. Yönetemiyor krizi yani. Göreceli sıkılıkta sürdüremiyor. Çünkü toplumda da baskı artmaya başladı. Hep pansuman önlemlerle götürüldü değerli topçu. Diyelim deprem sonrası duvarlardaki, kolonlardaki çatlaklar sıvandı deyim yerindeyse. 2-4 haftalık kapanmayı Türkiye hiç yapmadı. Hiç yapmadı. Oysa pek çok Avrupa ülkesi kezlerce, 3 kez, 4 kez yaptılar. Üstelik uzayan biçimde yaptılar. Örneğin Almanya ikinci ayını bitirmek üzere, üçüncü ya da dördüncü kapanmasında. Üstelik çok sıkı giden bir kapanma bu. 2'den fazla insanın bir araya gelmesine izin verilmeyen, okulların kapalı olduğu, toplu taşımada ve kalabalık mekanlarda N95 maske takılmasının zorunlu kılındığı,
bir sıkı kapanma. Üstelik Mart'ın ilk haftasına dek de uzatılması önerildi. Böylece iki ayı geçen bir kapanma ile Almanya ancak Avrupa'da en başarılı yöneten salgını ülkelerden biri. Şimdi ben bu verileri biraz konuşmak istiyorum sizinle. Buyurun. Dün önceki gün biliyorsunuz haftalık raporlar yayınlanmaya başlandı. Onlara gireceğim. Şu 21 ve 22 Şubat verileriyle ilgili iki önemli irdelemem daha var değerli Topçu. Onları paylaşayım. Bakınız 21 Şubat'ta 6546 PCR testi pozitif çıkmış. Bir kez test sayısı 101 bin, 200 binlere çıkmışken yarıya inmiş durumda. Az önce söyledim, indirilmemesi gerekirdi. Bu bir. İki, varyant tipler Türkiye'de üstelik kökeni belirlenemeyen bir varyant tip de dolaşmakta. İngiltere mutantı Türkiye'de, Güney Afrika mutantı Türkiye'de mutant tipler kol geziyor. Çok az yakalanabiliyor gerçekte olduğundan, çünkü ciddi, karmaşık, yüksek teknoloji istiyor. Yeter düzeyde virüsün genomik incelemesini yapmak, Türkiye'de bu olanaklar sınırlı. Üçüncüsü, belki iki ay oluyor, mutant tiplerin konuşulmaya başlanmasıyla birlikte ben naçizane ve ivedilikle PCR testlerinin güncellenmesi gerektiğini söyledim. Çünkü virüsün RNA'sında 10 bini aşkın mutasyon olduğunu, bunların bir bölümünün önemli mutasyonlar olduğunu, virüsün davranışlarını değiştireceğini, yani daha bulaşıcı, daha öldürücü olabileceğini, bilimsel yazında buna ilişkin makaleler bulunduğunu, PCR testleri güncellenmez ise yeni mutant tiplerin yakalanamayacağını ve bulaş zincirinin kırılamayacağını belirttim. Ancak PCR testlerinde güncellenme geç yapıldı. Benim naçizane anımsatmamdan belki de bir ay kadar sonra. Bunun da tabii bedeli ağır oluyor. Dolayısıyla bu 6546 önceki gün 101 bin teste yakalanan sayı gerçekçi olmaktan çok eksik, çok uzak. Bu bir. İki, aynı gün yani 21 Şubat günü 5002 hasta iyileşmiş ama havuza 6546 hasta eklenmiş. Bir ilkokul havuz sorunu gibi örneklersek eğer, 1544 olgu daha havuza eklendi önceki gün hasta havuzuna. Hasta havuzumuz boşalmıyor değerli Topçu. Dolmayı sürdürüyor. Dünkü 22 Şubat verileriyle ise 6546 olan PCR pozitif sayı yakalanan 8104'e fırladığını görüyoruz. İşte bütün bunlar anlata geldiğimiz nedenlerle azaltılan test sayısı, PCR testinin güncellenmesindeki gecikme, mutant tiplere giderek yaygınlaşması, aşılamanın Türkiye'de ihmal edilebilecek düzeyde oluşu. Kağıt üstünde diyebilirsiniz ki 6 milyon insanı aşıladık. Ama bunların yalnızca 1 milyonu ikinci dozu aldı. 5 milyonu ilk doz aldı. Ve ikinci doz alanların da üzerinden daha 10-15 gün geçmedi. Bağışık yanıt geliştirebilmeleri için. Ve bu parlak bir tablo değil, anlattığınızı alt alta koyduğumuzda vahim bir durum. Yani Mart ayı dediğimiz, pazartesi günü sonuçta Mart dediğimiz. Bunları eklediğinizde çarpan etkisiyle sorunun nedenli ağırlaşacağını birazcık matematiksel düşünme yeteneği kazanmış insanlar görebilirler. Dolayısıyla o 1 milyon ikinci dozu da almış insanın önümüzdeki bir hafta içinde ancak bağışık yanıt, yeter bağışık yanıt oluşturabileceğini düşünmeliyiz. Üstelik bunların da yarısında olacak bu. İkinci dozu alan 1 milyon insanın yarısında. Çünkü kullanılan aşı Türkiye'de %50,65 etkili. Bizzat Sinovac firmasının açıklamasıyla. Demek ki elde çok etkili bir aşı yok. Bir, iki, aşı çok yaygın risk altındaki kitlelere uygulanabilmiş değil. Özellikle okul çalışanlarına ve öğretmenlerine henüz uygulanıp tamamlanmış değil. Mutant tipler yaygın, test sayınız yetersiz, günlük anormal dalgalanmalar, rastlantısal, yönetilmeyen, dalgalanmaya bırakılmış bir test sayısı ve giderek dolan bir hasta havuzu. Hasta havuzundaki rakam telaffuz etmek daha somutlaştıracak sorunu sanırım değerli Topçu. Toplam 2.646.526 olarak ilan edilen olgu sayısından iyileşen 2.529.450'yi düşüyoruz.
Ne yazık ki ölen 28.189 yurttaşımızı düşüyoruz. 88.987 yani 90 bin kabaca buluyoruz. Türkiye'de şu anda hasta havuzunda 90 bin insan var. 90 bin insanın PCR'si pozitif ve bunlar bulgu veren aynı zamanda insanlar. Ağır durumda olanlar ise bu 90 bin hastanın içinde 1189 kişi. Oranladığımızda %1,3. Yani 90 bin hastanın 1200'ü hemen hemen yaşam kavgası veriyor yoğun bakım birimlerinde. Solunum yapamıyor kendi kendine. Ne? Solunum desteği filan. Dünyada ise bizdeki bu ağır hasta oranının %1,3 olmasına karşılık 0,4 oranı görüyoruz. 3'te 1. 90 bin hastamız var havuzda. Bunların %1,3'ü ağır durumda. Ama dünya ortalaması 0,4. Peki yine Sağlık Bakanlığı'nın o turkuaz tablolarına, masalsı tablolarına baktığımızda filyasyon oranını şimdi önümdeki ekrandan bakıyorum. %99,9 görüyorum dün değerli topçu. Ve ortalama filyasyon süresini 8 saat olarak görüyorum. Eğer %99,9 filyasyon yapıyorsanız 8 saat içinde bir hastanın nereden hastalığı aldığını aydınlatabiliyor iseniz filyasyon bu demek. Bütün kuşkulu temaslılarına erişmek, onları toplumdan ayırmak, uygun biçimde karantina, izolasyon önlemleriyle bulaşıcı olmalarını engellemek gerekir. Bu takdirde erken tanı koymuş olursunuz. Erken tanı koyduğunuz zaman da hastalarınızın içinde bu denli yüksek oranda yoğun bakıma gereksinim duyan ağır hasta olmaz. Yoğun bakımdaki hasta oranının artışı, oran olarak dünyanın 3 katına çıkışı, geç tanı koyduğunuzun bir göstergesidir. Bir, mutant tiplerle olan enfeksiyonları akla getirir. İki, bunların aydınlatılması gerek. Sağlık Bakanlığı ne yazık ki bize çok fazla bilgi vermiyor. Şimdi sunduğunuz, tamamladınız zannettim bu çerçeveyi de. Sunduğunuz bu tablo pazartesi günü 1 Mart'ta normalleşme ya da açılım gibi bir şeyin gerçekleşmemesi gerektiğini bana söylüyor. Ama öyle bir gerçeklik de var. Böyle söylendi şimdi. Bu durumda bir sıçramadan mı söz edeceğiz? Yani ölen ölür kalan sağlar bizindir zihniyeti mi? Bunu nasıl göze alabilir iktidar? Hani burada bir başarısız bir fotoğraf görüyorum ben bu durumda yönetim açısından. Evet, evet. Şimdi bakın bitmedi. Açıklanan bu 6546 önceki gün, dünkü 8104 ölüm rakamları gerçeğin kesirleri durumunda değerli topçu. Hı hı. Gerçeğin kesirleri yani bir Fahrettin katsayısı 1 ve 2'ye gereksinim hala sürüyor. Hı hı. Bu katsayıların ilki olgu sayılarını kaçla çarpalım idi. Anımsayın bu katsayının 20'ye dek çıktığını gördü. Hı hı. 30 bin olgunun olduğu bir günde 1500 ilan edilmişti. Sağlık Bakanlığı'nın bir bilgisayar ekran görüntüsü yakalandı. Basına sızdı biliyorsunuz. 20'ye dek çıkabiliyor Fahrettin katsayısı. 1. Eğer bu katsayı bugün de geçerli ise Türkiye'de dün 8104 değil çarpı 20 160 bin bir senaryo yazıyorum. 160 bin gerçekte olgu olması gerekir. En üst düzeyden aldım Fahrettin katsayısını. Dilerim bu 20 değildir. Fahrettin bir katsayısı 2'dir, 3'tür, 5'tir. Şimdi ona geleceğim kaç olduğuna. Hı hı. Ölüm rakamlarına gelince belirttiğim gibi dün 78 açıklandı. Burada da Fahrettin katsayısı 2 hala yürürlükte ve yaklaşık olarak bu rakam 3 gibi. Dünya genelinde hastalığa yakalananların %3'ü ölüyor. Olgu ölüm hızı diyoruz buna. Case fatality rate. Ama Türkiye'de %1,1 değerli topçu. Günlük hesapladım. Az önce sizden önce yeniden hesapladım. Yani şimdi söyleyin bana değerli topçu. Dünyada hastalığa yakalanan ortalama 100 insandan 3'ü ölürken Türkiye'de bu rakam neden 1? Tanrı Türk'ü koruyor mu? Bir genetik direncimiz mi var? Yoksa Türk hekimleri olağanüstü bir tanısıksal yani mucizevi bir salgın mı geliştirdiler? Neden uluslararası yayın yapıp dünyaya bunu armağan etmedik, patentini almadık filan. Dolayısıyla hiçbir neden yok Türkiye'de ölümlerin dünya ortalamasının müştebiri olması için. Ama dünya ortalamasına yakın olması için de pek çok neden var. Dolayısıyla ilan edilen 28.138 ölümü çarpı 3 ile değerli topçu,
85 bine yakın bir rakam bulursunuz. Türkiye'de 28 bin değil de 85 bin korona ölümü ilan edildiğini bir an düşünün. İlan edilen toplam olgu sayısının 2.646.000 değil de hadi diyelim 10 katı bunun 12,5 milyon dolayında olduğunu, 20 milyonu aşkın olduğunu düşünün. Bir fecaat olacak. Dolayısıyla iktidar bütün bunları saklıyor. En son suçüstü şurada yakalandı. Haftalık illere göre vaka sayıları verildi biliyorsunuz. İki tane harita yayınlandı değerli topçu. Olayınızda varsa siz yetenekli bir gazetecisiniz, bilgisayarları da çok iyi kullanıyorsunuz. Dilerseniz ekrana da yansıtabilirsiniz. Tabii. Son haritayı yansıtabilirsiniz. 15-21 Şubat'ı belki yansıtabilirsiniz. 8-14 Şubat'ı yansıtabilirsiniz. Benim ekranımda, ben şimdi ekran paylaşıp sizin ekranınızı işgal etmeyeyim. Ama şunları görüyoruz değerli topçu. 8-14 Şubat'ta 100 bin nüfusta o hafta ortalama kaç yeni hastalık tanısı konduya baktığımızda gördüğümüz rakamlar örneğin İstanbul'da 60 dolayında, Ankara'da 35'in üstünde, Antalya'da 78, İzmir'de 44, Doğu Karadeniz illerinde bir felaket. Samsun'dan başlayarak 171, Ordu 194, Giresun 184, Trabzon 228, Rize 202, 100 bin nüfusta 200. Şimdi okulların açılabilmesi, salgının denetim altına alındığını söylenebilmesi için bu rakamların 100 binde 1'in altına inmesi gerek. Bakın 100 binde 200'den söz ediyoruz. Dolayısıyla en azından bu 4-5 ilde saydığımız acilen derhal bölgesel kapanma, 2 hafta 4 hafta hiç olmazsa sınırlı illerde Türkiye genelinde yapmıyor iseniz bile. En azlara baktığımızda da değerli topçu, Şırnak'ı görüyorum 100 binde 8 gibi, Hakkari'ye bakıyorum 100 binde 9,5 gibi, Muş'u görüyorum 100 binde 16 gibi, yani 100 binde 10'un altında olan son haftaya bakayım, 15-21 Şubat'a bakayım. 100 binde onun altında olan 3-4 küçük il var. 3-4 küçük il, Şırnak, Hakkari, Muş, Batman gibi. Şimdi ilan edilen dünkü 8104 vakayı 100 binde insidense dönüştürürsek 100 binde 9 çıkıyor. Yani Türkiye ortalaması 100 binde 9 değerli topçu. Hı hı. Ama Türkiye'nin 81 ilinde 100 binde onun altında olan 4 il var. Geri kalanların hepsi 100 binde 9'un çok çok üstünde. Nasıl oluyor da 81 ildeki bu insidans hızlarıyla yalnız 4'ünde 100 binde 10'un minik altında iken geri kalan 77 ilin hepsinde 100 binde 9 olan, 100 binde 9'u nereden buldum bir daha söyleyeyim. Dün 8104 yeni hasta ilan edildi. Bu Türkiye'nin insidans hızının dün için 100 binde 9 olduğu anlamına geliyor. Ama Türkiye'nin kentlerine baktığımızda 60, 70, 80, 100, 200. Yani buradan bir kez daha suçüstü yakalandı iktidar. Şimdi şunu yapacağım ben, zamanım olmadı. SPSS'e gireceğim bu 81 ilin insidans hızlarını. SPSS diye bir paket istatistik program var. 81 ilin verilerini gireceğim. Sonra bu 81 ilin nüfuslarının Türkiye nüfusu içindeki paylarını yüzde kaç? İkinci bir kolona onları gireceğim. Bu oranlarla ağırlıklandırarak yani nüfuslarıyla ilişkili, yani İstanbul'u 68 alıp Şırnak'ı bilmem 12 alıp toplayıp ikiye bölerek değil. Bu hatalı olur çünkü Şırnak nüfusuyla İstanbul'un nüfusu bir değil. İstanbul neredeyse 1/5 Türkiye'nin nüfusu. Nüfusuyla orantılı ağırlıklandırılması, ağırlıklı ortalama, ağırlıklandırılmış ortalama alınması gerekir. Bu hesabı yaptığımızda öyle sanırım ki kaba bir tahminle 100 binde Türkiye ortalaması 50'lere yakın çıkar gibi tahmin ediyorum. Hadi 40 olsun. Ama bakanlık 100 binde 9 ilan etmiş. Arada 1'e 5 fark var. İnanılmaz. 1'e 5 fark var. Dolayısıyla bu dünkü 8 bin değil 40 bindir. Dünkü ölümler 78 değil çarpı 5'tir kabaca. Ayıptır, günahtır. Azıcık matematik bilmek, kullanmak gerekir. Halkı aptal salak yerine koymamak gerekir. Bakın şurada iki mütevazi insan, siz ve ben, bilimsel gerçeklerin peşindeyiz ve bir tek hecemizin yalanlanamayacağı biçimde
matematiksel olarak açıklıyoruz. Ortalama ilkokul hadi demeyelim, ortaokul, lise matematik bilgisi olanlar bunları anlayabilir. Dolayısıyla şimdi buradan da şuraya gidelim. Madem rakamlar gerçekte şimdi açıklananın birkaç katı, en az birkaç katı, bir, iki, elde yeterli bir miktar olarak yeterli aşı yok. Toplumun ancak 1 milyonunu, hedef kitle 70 milyon değerli topçu. 90 milyon nüfus var. 0-18 çocukları çıkınca 20 milyon yaklaşık, ki çocukların da aşılanması gerekir ama ne yazık ki önceliği ileri yaşlara vermek zorunda kaldı dünya kaynak sınırlılığı nedeniyle. 70 milyonda 1 milyonu ancak aşılayabilmişsiniz ikinci dozla. Ve kullandığınız aşı %50 kritik etkinlikli. 3, kullandığınız aşının mutasyonlardan ne ölçüde etkilendiğini bilmiyorsunuz. Bir sero epidemiolojik çalışma yaparak aşı uyguladığınız insanlarda ne ölçüde bağışık yanıt geliştiğini hala ölçmemişsiniz. Hı hı. Oysa dünyada çok örnekler var bu konuda yayınlanan. İngiltere'de, İsrail'de, ABD'de şu kadar aşı yaptık, bu aşıların sonuçları şöyle 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 oldu diye çok sayıda yayın var. Dürtüyoruz, affedersiniz kaba terimle, yapmıyorsunuz, karanlığa kurşun atıyorsunuz. Kullandığınız aşının dediğim gibi o miktarı çok sınırlı, etkinliği çok sınırlı, mutasyonla karşı karşıya, insanlar ne ölçüde bağışık yanıt veriyor bunu bilmiyorsunuz, okullar açacağım diyorsunuz ama okul çalışanlarını, öğretmenlerini öncelikli olarak aşılamış değilsiniz. Türkiye'de bundan sonra aşı ikmalinin Çin'den nasıl geleceği belirsiz, sosyal destekler sınırlı. Vay, yani. Anonim şirket gibi yönetmeyi, kendinizi bir CEO gibi görmeyi bir hüner sanıyorsunuz. Tarihsel gerçekliklerden bu denli kopuk ve çarpık bir yerdesiniz. Ve bedelini masum insanlar Türkiye'de ölerek ödüyorlar artık. 10 binlerce insan, binlerce de değil. Bakın değerli topçu, 28 bin ilan edilen var. Çarpın 3 ile dediğim gibi 85 bin. En az bunların en az yarısı, belki 2/3 önlenebilecek ölümlerdi değerli topçu. İzlenen bu akıl ve bilim dışı, irrasyonel, inhuman. Yavurca kullanayım, dilim varmıyor Türkçesini söylemeye. Yine de söyleyelim, insanlık dışı, akıl ve bilim dışı politikalarla masum insanların yaşam hakkını dahi koruyamıyorsunuz. Siz nasıl bir iktidarsınız? Sizin hiç vicdanınız, aklınız, sağduyunuz, insanlığınız, dininiz kalmadı mı? Masum insanlar ölüyor. İzlediğiniz hatalı politikalar yüzünden ölüyor. Bakın gerçekleri buradan söylüyoruz. Bir tek ecemizi yalanlayamıyorsunuz. Siz nasıl bir iktidarsınız? Uyguladığınız politikalarla katil oldunuz. Katil politikalar izliyorsunuz. Salgını yönetemiyorsunuz. Ve hiç utanıp sıkılmadan birinci yılı tamamlamak üzere Türkiye'de buradan da bir siyasal başarı öyküsü çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu nasıl bir yüzsüzlüktür? Nasıl bir insanlıktan kopuştur? Tarih bunu nasıl yazacaktır? Sizin çoluk çocuğunuz, torunlarınız sizleri anne baba, büyük babalar olarak nasıl değerlendirecektir? Bu böyle gitmez değerli topçu. Halk da artık sokaklarda gösteriler yapıyor. Tavsadı iş, direnci kalmadı insanların. Sosyal psikoloji ciddi travmalar aldı bildiğiniz gibi. Hı-hı. O yüzden böyle gidemeyeceğini iktidarın da görmesi gerekiyor. Tek çare en az 2-4 hafta, en az, ki artık bu kapatmalar da eskiden olduğu kadar etkili olmuyor. Mutasyonların yaygınlığı nedeniyle, direnç geliştirmesi nedeniyle virüsün, kullandığımız ilaçlara, antiseptiklere, dezenfektanlara, maskelerden kolay geçiş, daha kolay bulaştırıcılık, daha fazla öldürücülük gibi nedenlerle en ağır silahımız, en etkin silahımız olan %95'ler dolayında kritik sektörler dışında bütün ekonomiyi durdurarak 2-4 hafta kapatmak dahi beklenen yararı dün olduğu gibi sağlayamıyor. O bakımdan daha çok ayak sürmeden 2-4 hafta en az kapatıp Türkiye %95'lere varan düzeyde olabildiğince aşılamayı bu arada sürdürerek
başka aşılar bulmaya çalışarak yeni dünyada yeni aşılar üretildi bu arada lisans almak üzere 6 bir dönemimi değerli topçu Johnson & Johnson almak üzere örneğin Sputnik V yaygınlaşıyor giderek. CureVac bir başkası, Novavax bir başkası, ona yakın artık 4-5 değil ona yakın aşı uygulama eli kulağında. Bu arada Sayın Saltık özellikle son açıklamasında Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanı'nın bir posta daha geldi ama açıklamayacağız demesi de bir garip geldi bana, ama hani biz şu anda ülkemizde ne kadar aşı olduğunu da bilmiyoruz galiba, değil mi? Efendim saydamlık diye bir şey yok, halka saygı diye bir şey yok, bilme hakkı diye halkın bir şey yok. Biz bunları vergilerimizle finanse ediyoruz. Siz babanızın kesesinden paranızla getirmiyorsunuz. İsrail, BioNTech Pfizer ile yaptığı anlaşmayı, ticari anlaşmayı internete koydu. Bizim Çin'le yaptığımız anlaşma neden saklanıyor? Kimlere komisyon gitti? Kimlere rüşvet gitti? Kimlere rant gitti? Siz açıklamazsanız ben bu soruları sorarım. Gocunacak tarafınız yoksa açıklarsınız. Bir doz aşı kaç para? Çok kritik bir soru değerli topçu. Acaba Çin'den aşı neden böyle gıdım gıdım geliyor? Gıdım gıdım ödeyebildiğimiz için mi? Merkez Bankası düşmüş eksi 45-50 milyar dolar negatif rezerve. Ve özür dilerim. İngiltere piyasalarından %13'ün üstünde tefeci faiziyle euro üzerinden %13 değerli topçu. Euro üzerinden %13 yani 100 avro ödünç alıyorsunuz, borç alıyorsunuz. Bir yıl sonunda 113 avro ödemek üzere. Tefeci faiziyle bulabiliyorsunuz para. Onunla vadesi gelen borçları ödüyorsunuz. Salgının yönetimi için yeterli finansman yok. Talan ettiniz ülkeyi. Salgının ortasında insanlar kutsal yaşam haklarından oluyorlar. Aşı bile sağlayamıyorsunuz. Yeni sağlık çalışanı almıyorsunuz. Aile hekimlerinin yanlarına birer sağlık çalışanı vermiyorsunuz. Sağlık harcaması yapamıyorsunuz. Sosyal güvenlik kurumunun açıkları doruğa vurdu. Emekli aylıklarının ödenmesi büyük bir risk altında gibi çok yönlü bir kuşatmayla bu iktidar sayesinde ne yazık ki Türkiye yüzleşiyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'nin geçen yıl ulusal geliri 649 milyar dolara düştü değerli topçu. Bu 2006'daki rakamın gerisinde. Yineleyeyim mi? 15 yıl önceki ulusal gelirin gerisinde 2020'de elde edilen gelir. İşte ben ekonomistim diyen Bay Erdoğan'ın Türkiye'ye getirdiği sefil durum budur. Oysa 2023'te yani 2 yıl sonra Türkiye ilk 10 ekonomi içinde olacaktı. Adam başı geliri 25 bin dolar olacaktı. Toplam dış ticaret 500 milyar doları aşacaktı. Bunun yerine şimdi Ay'a gidiyoruz. Böyle masallarla oyalanıyoruz. Kalabalık insanları parti kongrelerinde, dün en son İzmir'de, İzmir'in trafiğini tıkayarak, insanları yaka silkerek kongre yapıyorsunuz. Parti kongrelerinde herkese yasak, AKP'ye açık. Ve buralarda da salgın patlıyor. Dolayısıyla 649 milyar doları 365 güne bölerseniz günde 2 milyar dolar bile düşmüyor Türkiye'nin ulusal geliri. Günlük 2 milyar dolar bile değil. 20 gün 3 hafta kapatsanız ulusal gelirin o 21 günde hiç üretilmediğini varsaysanız, bağışlayın beni, ben mülkiye de okudum. Dolayısıyla kamu yönetimi, siyaset bilimi, temel ekonomi, iktisat bilgilerim iyi kötü vardır. Birçok iktisatçıyla da konuşuyorum bunları. 3 hafta, 4 hafta kapatmanın Türkiye'ye, kısa söyleyeyim, çıplak maliyeti, ham maliyeti 40 milyar doları geçmiyor. Oysa böyle ayak sürüyerek kapatmadan tam ekonomiyi pansuman önlemlerle günübirlik ödediğimiz bedel bu rakamı çok daha aştı. Üstelik de masum insanları toprağın altına verdik. Hastalanan 2,5 milyon insanın hepsi tam iyileşmiyor değerli topçu. Belli sekeller kalıyor hastalıktan sonra. Onun için son çare belirttiğim gibi 2-4 hafta ayak sürmeden kapatın. Vakti geçmemiştir. İkinci bir açılım saçılımda 11 Mayıs'ta yaptığınız hatayı yapmayın.
O zaman 60. günde salgının hallettik dediniz. Okullar kapalıyken AVM'leri açtınız. Nasıl bir utanmazlıksa bu. Üniversiteler, okullar kapalıyken kapitalizmin tapınaklarını açtınız. Çünkü yerli ve yabancı sermaye bastırdı. Ve siz Türkiye'yi bir ülke gibi değil, anonim şirket gibi yönettiğiniz için sermayenin çıkarlarına hizmet ettiniz. Sonbaharda kışın kasırga gelir. Binlerce insanımız telef olur demiş idik. Feryatlarımız ortada. Kayıtlar ortada. Bu kasırgayı Türkiye ne yazık ki yaşadı. Atlatabilmiş de değil. Şimdi bir daha ikinci bir açılım saçılım yaparsanız 1 Mart'ta bu bir facia olabilir. Salgın iyice denetimden çıkabilir. Masum insanların katili olursunuz. Ve bunun hesabını bir gün mutlaka neye inanıyorsanız, Allah'a inanıyorsanız vicdanınızda verirsiniz. Öbür tarafta belki verirsiniz. Bu tarafta da sağ kalırsanız sonsuza kadar iktidarda kalmayacağınıza göre 2023'te Erdoğan'a güle güle diyeceğimize göre olan koşullarda aday olamayacağına göre yargı önünde mutlaka bunun hesabı sorulur. Sorulacaktır. Kimsenin yanına kalmayacaktır. Kapatın Türkiye'yi 2-4 hafta. Salgının ateşini dindirmeye çalışın. Ondan sonra da gıdım gıdım gevşeyerek sözünü ettiğimiz önlemlerle başka aşılar bularak getirerek ne yapıp edip Türkiye'ye salgını baskılamaya, sönümlendirmeye çalışın. Evet, yanlıştan dönün. Yani sizin özetle söylediğiniz pazartesi günü açılım maçılım olmaması gerektiği, bunu anlıyorum. Çok kısa bir değerlendirme de dünya ile ilgili almak istiyorum. Sizin görüşlerinize çok önem verdiğim için, halk sağlığı adına değerlendirmeniz için. Geçtiğimiz günlerde çıkan haber 130 ülkeye hiç tek doz bile aşının gitmeyişi. En iyi performansı İsrail'den. İsrail'in performansı da hani aşı temini konusunda başarılı bulunuyor ama mesela Filistin'le sürekli temas halinde ama Filistin'e bir doz aşı vermiyor. Fakat bu temastan dolayı hani kendisini korumuş mu sayacağız onu? Yani koruyabilmiş mi oluyor? Ya da işte 130 ülkede hiç aşılama olmaması dünyayı kurtarmış mı oluyor gelişmiş ülkeler nezdinde? Bir soru da mesela öyle kıymetli bir şey ki artık aşı, Suriye, İsrail müzakeresi Rusya aracılığıyla dikkat çekti. Bir İsrailli vatandaşı kurtarmak için 1.2 milyon dolar harcamışlar. Aşı temini Suriye'ye sağlanmış bu sayede. Bir rehine pazarlığı aracı oldu aşı. Dünyadaki seyrini nasıl görüyorsunuz bu koronayla mücadelenin? Evet, bu çok önemli bir soru değerli Topçu. Çok teşekkür ederim gerçekten. Dünyayı kurtaracak olan büyülü sözcük, tırnak içinde büyülü tabii, rasyonel olması gerekir büyülü yerine, akılcı sözcük diyelim ya da eylem, dayanışma. Hı hı. Solidarite, solidarity, solidario, solidarso, kaç dilde söyleyecekseniz dünyada herkes duysun, başka hiçbir çıkışımız yok küresel dayanışma dışında. Tek dişik kalmış uygarlık denen Batı emperyalizmi şunu görsün ki Avrupa kıtasını ya da işte Orta Avrupa'yı, Batı Avrupa'yı, İskandinav ülkelerini filan yalıtmak mümkün değil. Dünyayla ticaret yapamazsınız, turizm yapamazsınız, eğitsel etkinlikler sürmez. Küreselleşmeden söz ediyorsunuz, her türlü etkinlik, ticaret, serbest ticaret, insanların dolaşımı, eğitim, sanat, kültür, bilim nasıl yürüyecek? O bakımdan yıllarca bitmez bu sorun, 8-10 yıl. Virüs tehlikeli mutasyonlar geçirirse, kuramsal olarak değerli Topçu, küçük bir olasılık belki ama yeryüzünden uygarlığın silinmesi riski dahi var. Bu virüste baş edemeyerek geçmişte uygarlıkları yok eden hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar biliyoruz, sıtma gibi. 4 aşıdan 3'ünü 10 varsıl tırnak içinde, yani sömürgen, dünyanın geri kalanını sömürerek varsıl olmuş 10 ülkenin kapatmış olması utanç vericidir dünya uygarlığı adına, küreselleştirmeciler yani yeni emperyalistler adına buradan ders çıkarmak gerekiyor. Bütün dünyada yaygın, etkin ve hızlı bir aşılama yapılıp küresel köyde salgın denetim altına alınmadıkça hiçbirimize rahat yok. Ayrıca bu salgını denetlemediğimiz takdirde
geçilecek mutasyonlarla yepyeni hastalıklar da ortaya çıkabilir. Örneğin biz koronavirüslerini eskiden beri tanıyoruz. Hı hı. Bir aile bunlar. Üst solunum enfeksiyonları, alt solunum enfeksiyonları yapan bir aile. Ama bu mutasyon bakın yepyeni bir hastalık etkeni çıkarttı ve yepyeni bir hastalık ortaya çıkarttı. Yenileri gelir. Yenileri gelir. Dahası bütün yaşam düzenimizi köktenci biçimde değiştirip sürdürülebilir kalkınma, sustainable development safsatasını çöpe atıp sürdürülebilir yaşam felsefesini koymadıkça arka arkaya gelecek olan başka afetler, salgınlar, kıtlıklar, depremler, yangınlar, küresel iklim felaketi, nüfus patlaması gibi doğayla barışmadıkça bu sorunların arkası gelmeyecek. 21. yüzyılın ilk 20 yılında 6. salgın bu değerli topçu. Somut verisi size söylemiş olayım. Az önce söylediklerim belki felsefi gelebilir, kişisel gelebilir, öznel olabilir. Ama 21. yüzyılın şafağında 6. salgın ve bir yılı aşkın baş edemedik. Bunca tıbbi teknolojimize karşı. O nedenle şimdilik aşıyı Dünya Sağlık Örgütü'nde feryat ettiği gibi bir kampanya çerçevesinde, bir dayanışma çerçevesinde bütün dünya insanlarına, özellikle Güney Amerika'ya, Afrika'nın derinliklerine, Güney Asya'nın yoksul ülkelerinin insanların yaşadıkları Endonezya gibi, Hint alt kıtası gibi, Moğolistan gibi, Afganistan gibi bölgelere, Pakistan ve Bangladeş mutlaka ulaştırmamız gerekli. Bu konuda da görev Birleşmiş Milletler'e düşüyor değerli topçu. Dünya Sağlık Örgütü'nün gücü yetmiyor. Ben 24 Ekim günü bir çağrı yapmıştım Birleşmiş Milletler'e 75. yılında. Birçok yere devlet başkanlarına, Birleşmiş Milletler'e, DSO'ya gönderdim iletilerimi. Ve önerim eş zamanlı bütün dünyada 2-4 hafta küresel kapanma olmuş idi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu bağlamda karar alması, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda karar alınması dünya önderleriyle birlikte. Birleşmiş Milletler bu salgına seyirci kalırsa, Milletler Misakı vardı, Cemiyeti Akvam Birleşmiş Milletler'den önce bilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını engelleyemediği için yok oldu gitti. BM olacaksa, Birleşmiş Milletler'in bir üst örgütü olacaksa bu salgına etkin biçimde müdahale etmeli. Adaletli, hakkaniyetli, epidemiolojik ilkelere dayalı, dayanışmayı öne çıkaran ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Başkanı'nın gırtlağını yırtarcasına 23 Ekim'de yaptığı konuşmada Please choose health. Choose health, s'il vous plaît diye 5-6 dilden insanı seçin lütfen diye bir hedef koymuştu. Sermayeyi değil, insanı, insanın yaşam hakkını merkeze koyun diye. Bu bir sınav insanlık için, küreselleştirmeciler için. Başarılırsa kısa zamanda dayanışma üzerinden ne âlâ, başarılmazsa bedellerinin nereye dek uzanacağını kestirmek çok güç değerli topçu. Maalesef. Tabii yine umudumuzu koruyalım. Dayanışmanın insanlığın kazanmasını temenni edelim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok kıymetli. Fırsat verdiğiniz olur. İçin sağ olun değerli topçu. Şükranlarımı sunuyorum. Sizin de başarılarınızın sürmesini diliyorum. Çok teşekkür ederim. Halkımızın da sizin programlarınızı özellikle özenle izlemesini, paylaşmasını, yaymasını dilerim. Çünkü ben de çok öğreniyorum sizin programlarınızdan. Bunları söylemem için sizinle benim aramda herhangi bir ilişki söz konusu değil. Belki sizin gereksiniminiz yok ama ben işlenlikle belirttim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Sağ olun. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.